Cumanız mübarek olsun. Evet, Allah'a Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve hepimizi de son nefeste inşallah Teala iman selameti nasip ve müyesser eylesin. Amin. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Daha doğrusu elbiset halilerine, bu büyüklerimize biz teşekkür ederiz. Biz bunları bilmiyorduk ki. O kitapları okudukça, onların hayatlarını okudukça hiçbir şey olmadığımızı, hissetmeye, anlamaya diyebilirim de çünkü anlasa insan farklı oluyor da, hissetmeye başlıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki hakikaten tamam, Cenab-ı Hak insan olarak yaratmış, akıl, fikir, irade, belli kuvvetler vermiş. Ama nefis de yaratmış. Bu nefis sebebiyle insan bu aziyetini hemen unutuyor. Bir makam sahibi olduğu zaman veya para sahibi olduğu zaman veyahut da Cenab-ı Hak kadın olsun erkek olsun fiziken güzel ve yakışıklı yarattığı zaman zannediyor ki bu yakışıklılık, bu güzellik, bu makam, bu mal, bu para kendinin kadını başlıyor havalanmaya. İmkan geçiyorsa zulmediyor, eziyet ediyor. Başkalarının haklarına tecavüz ediyor. Of, neler neler yapıyor, neler neler yapıyor ya. İnsan bu hale nasıl düşüyor ya? Yani, değil mi ya? Bazen insan hayret ediyor. Yani o da benim olsun, bu da benim olsun. Ya tamam, bazı şeyler senin olmasın. İşte kavga ediyor bunun için. Bir sürü kavgalar var. Bunu bir anlasa insan, kavga kalmış. Ve Mustafa Bey, bazen mesela böyle düşündükçe ya korkuyor. Çünkü evliya-i kiram hayatlarını okuyor falan. Titremişler. Dedim bunlar niye bu kadar korkuyor? Çünkü Allah-u Teala'ya yaklaştıkça, tanıdıkça korkartarmış. Hatta mesela o alimlerin anlattığı, Allah-u Teala'yı tanıyanın dili tutulur buyuruyor. Dili tutulur. Çünkü öyle hadiseler anlatılmış ki biz de zaman zaman naklediyoruz. Ya diyorsun Allah Allah. Yani niye bu kadar korkmuşlar? Ama yakinin artınca sen de başlıyorsun korkmaya. Onların hayatlarını okudukça, onların kitaplarını okudukça sen de başlıyorsun korkmaya. Şimdi bakıyorsun adam inkar ediyor. Adam aynı şekilde zalim, adam gaddar. Ya fiziken insan bu. Ama Cenab-ı Hak nefsi yaratmış, içine koymuş. Eğer o nefs senin kalbini ele geçirirse, kalbe gelip oturursa, kumanda onun eline geçerse, aklına hayaline gelmeyen her türlü kötülüğü bekliyor onu sana. Öldürür de, tecavüz de eder, gasp da eder, her türlü kıyaneti yapar. İçinde cız eden bir şey yok yani. Yok. Bunları yaparken. İşte iman varsa kalpte yavaş yavaş korku başlar. İman yoksa, ya Mustafa Bey işte, ya şu Amerikalıların senelerdir yaptıkları bir şey var. Gidiyorlar mesela bombalıyorlar. Asibi der. Yanlışlık olmuş, özür dileriz. Allah Allah. Ne kadar kolay değil mi? Yanlışlık olmuş. Ben şimdi gideceğim adama iki tokat atacağım. Bıçağı saplayacağım, ölmüş. Ay ya ben şey manken zannettiydim, özür dilerim, yanlışlık olmuş falan. Ölmüş. Öyle değil mi? Gazze'de yapılanları mesela Amerikalılar soykırım sayılmaz demişler. Tabii canım, soykırım sayılmaz. Soykırım olması için ne yapacağız? İnsan, orada insanlar da ölmüyor hem. Ölü numarası yapıyorlar. Evlerde yıkılmıyorlar, yıkılmış numarası yapıyorlar. 25 bin kişi numara yapmış. Numaracılar ya. Dolayısıyla zalim, gaddar. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki iyi de böyle olunca Allah-u Teala bunları görüyor. Zulme uğrayanlar, hani Emir Emre'nin sözünü naklediyorsa, zalim olma, mazlum ol, ezen değil, ezilen ol. O mazlum olanlar alacaklı. Bunlar zannediyor ki, efendim
işte. Biz böyle yaparız, yanımıza kar kalır. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Hani zaman zaman anlattığım bir şey var. Hatırıma gel bir daha anlatalım. Çünkü bazı şeyleri tekrar etmekte fayda çok. Çünkü hep dinin nasihat buyurmuş. Evvel abiler de sık sık anlatırlardı. Ulul azm peygamber olan Musa aleyhisselam, ya Rabbi diyor, adaletini görmek istiyor. İnanmıyor musun? İnanıyorum ya Rabbi diyor, kalbim mutmain olmasını istiyor. Bir şey göreyim. bir şey göreyim. Bunun üzerine, çünkü bu hadisede çok ibret alınacak şeyler var. Bunun üzerine Allah Teala buyuruyor ki falan yerde bir kuyu var. O kuyunun da hemen yana başında çalılıklar var. Sen git çalılıklar arkasına kendini gizle. O çalılıkların arasından da kuyunun başına gelenlere takip et. Adaletimi gör ya. Adaletimi gör. Musa Aleyhisselam gidiyor. Çalılıkların arkasına gizleniyor. O arasından böyle bakıyor. Bakıyor ki orada bir atlı geliyor. Adam atından iniyor. Su çekiyor kuyudan. Kendi içiyor. Atını da suluyor. Ata binerken Musa Aleyhisselam dikkatle bakıyor. Adamın kucağındaki altın düşüyor. Altın kesesi düşüyor. Ama görmüyor adam. Çekip gidiyor. Biraz sonra kuyunun başına bir çocuk geliyor. Çocuk da kuyudan su içiyor. Abi bakıyor ki para kesesi. Alıyor cebine atıyor. O da gidiyor. O da gittikten sonra sırtında odun demeti yaşlı bir adam geliyor. Odun demetini indiriyor. Su içecek. O anda atlı adam kuşağına bakıyor. Aa, para kesesi düşmüş. Geri dönüyor. Bu diyor kuyruğun başında düştü. Geliyor bakıyor ki o yaşlı adam. Adama diyor ki biraz önce ben buradan geçtim diyor. Benim diyor para kesesi burada düştü. Bunu da seni aldım diyor. Kimse yok burada senden başka. Adam diyor ki ben görmedim. Gördüm. Adam pat küt girişmiş adamı öldürmüş. Sonra da atına binmiş çekmiş gitmiş. Musa Aleyhisselam bunları görüyor. Allah-u Teala vahyederek buyuruyor ki adaletimi gördün mü? Musa Aleyhisselam. Diyor ki ya Rabbi kafam karıştı. Parayı alan başkası, öldürülen başkası. Ben neyi nereye koyacağım bilemedim. Bunun üzerine Allah Teala buyuruyor ki senin o ihtiyar dediğin, öldürülen, acıdığın kimse o küçük çocuğun babasını bir kese altın için öldürmüştü. yani orada verilen mesaj. Hiç kimsenin yaptığı, Yahudinin de, İngiliz'in de, Amerikalısının da, mürtet olan Türk'ünün de, Kürt'ünün de, Çerkez'in de, Rus'unun da, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Ana babasına eziyet eden evladın yaptığı, evladın ana babaya yaptığı, komşunun komşuna yaptığı, neyse. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bir gün neydi bir beyit vardı ya, olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi. Bir muhalif yeleser savurur arman gibi. Bir gün bir muhalif yeleser, anam dersin Ahmet Demir'im çok kullandım. Anam dersin ama ve sonra kara kara düşünürsün. Bu bana nereden geldi, ben ne yaptım ki? Tabii önceki yaptıklarını unuttum. Önceki yaptığını nereden geldiğini bilemezsin. Onun için de Evliya-i Kiram tir tir titriyor. Çünkü Cenab-ı Hak mutlak kudret sahibi. Mutlak ama. Mutlak kudret sahibi. Efendim ben durup dururken benim başıma gelen bela. Bilemezsin. Belki günahlarım vardır. O bela sebebiydi. Cenab-ı Hak sana merhamet etti. Affediyor. Efendim durup dururken bir hastalık geldi. Cenab-ı Hak belki de aynı şekilde bu hastalık sebebiyle senin günahlarını temizliyor. Ne biliyorsun yani? Madalyanın öbür tarafını düşünsene. Değil mi? Belki de sıhhatli olsaydın azgın bir kafir olacaktın. Veyahut da azgın bir zalim olacaktın. Gaddar birisi olacaktın. Allah-u Teala sana merhamet etmiş, frenlemiş. Senin iyiliğin olmuş. İyi düşündüğün zaman. Bunları böyle düşününce Evliya-i Kiram böyle düşünüyor. Ve Evliya-i Kiram bir de yakin olan bilgisi var. O ne? Evliya-i Kiram mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri de Kudüs-i Sur'un açık net yazmış. Vermesini bilen almasını da bilir. Buna çarpıcı misaller de vermişler. Mesela Şah Nakşibend diye bilinen Bahattin Buhari Hazretleri hem damadı hem talebesi kendisinden sonra da nübüvvet yolunun ana tarafası. Alaaddin Attar Hazretleri de talebelik döneminde bir gün soruyor Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri, sizin beni seviyorsunuz, ben mi sizi seviyorum?
Alaaddin Akbar Hazretleri, efendim sizin bize bu kadar ilim, edep, ondan sana nasıl bir kul olacağımızı öğretmenizin karşılığında bizim de sizi sevmemiz gerekir. Öyle mi buyuruyor? Ve Cenab-ı Hak öyle yüksek tasarruf vermiş ki onun kalbindeki sevgiyi çekivermiş. Kendi sevgisini. Buz gibi kala kalmış Alaaddin Akbar Hazretleri. Nasıl hissediyordun kendini? Sıradan bir kimse gibi görüyor Bahattin Bahari Hazretleri. Sevgi, muhabbet falan yok. Muhabbet, sevgi yok. Daha önce aşk derecesindeyken hiçbir şey yok. Kimden geliyormuş bu diyor sevgi? Onun için Emel abiler hep anlatırdı. Sevgi yukarıdan gelir diye. Allah-u Teala kullarını sevmese insanlar sevemez. Sevemez. Allah-u Teala peygamberlerini sevdi. Peygamberleri, ümmetlerini sevdi. Ümmetlerin alimleri oldu. O alimleri sevdi. O alimler yani kendi kitaplarını okuyan sohbetlerine bulunanları sevdi. Yani sevgi yukarıdan gelir. O sevdikçe bu gidiyor. Yani peki efendim alim veyahut da tasavvuf büyüğü, evliya, peygamber bunlar maksat hayır hayır değil. Maksat onlar değil. Onlar sadece rehber. Vesile. Vesile. Sadece yol gösterici onlar. Hani Enver abiler diyor ki yol levhası olun. Yol gösteriyor. On sana belli bir noktaya gelince çekiliyor hemen. Onun için kitaplarda bir şey var. Önce işte fena-i ihvan. Ondan sana arkadaş da fena olmak. Evet. Ondan sana fena-i şeyh. Fena-i Resulullah. Ondan sana fena fillah diyorlar. Doğru mu? Fena fillah diyorlar. Yani onu çok güzel anlatmışlar. Önce arkadaşlar yani Müslümanları bir kötülük, bu nefis var bunda, bunu aynı şekilde yapacak. Bunu törpülediği ve şey yaptığı zaman bundan kurtulacak. Dolayısıyla arkadaşında bir şey gördüğün zaman bir dakika diyeceksin. Öyle öyle yazıyor kitabında, bir dakika. Bu bende var mı yok mu? Dön kendine bak. Aa var. Ya arkadaşını temizleyeceğini kendini temizlemek için uğraşsana be arkadaşım, değil mi ya? Kendini temizle. O yalan söylüyor bu. Sende var mı yok mu? Geriye dön kendini bir aynı şekilde. Sana sandalyesine bir otur bakayım bir. Gıybet ediyor. Sen yapıyor musun, yapmıyor musun? Harama bakıyor. Sen yapıyor musun, yapmıyor musun? Haram dinliyor. Sen yapıyor musun, yapmıyor musun? E şimdi okları kendine çevirdiğin zaman Mustafa Bey öyle yazıyor kitaplarda. Ondan sonra başkasına bakacak halin kalmıyor ki. Ondan sonra herkesi güzel görmeye başlıyorsun. Çünkü kendini kötü biliyorsun ya. E ne oldu? Fani oldu buradan. Onu sana yol gösteren rehberin de bu sefer. Bakıyorsun onda güzellikler bende var mı yok. Onu elde etmek için uğraşıyorsun. Bakıyorsun bir kötülük o rehberinde yok ama sende var. Onu temizliyorsun falan. Öyle bir duruma geliyor ki o rehberindeki hal de halleniyorsun. Ondan sonra o zaafta çekiliyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra bakıyorsun. Resulullah Efendimiz diyor ki baksana ben değilim. Ben de senin gibi faniyim. O da çekiliyor. Allah-u Teala'nın ahlakıyla. Mesela ben hemen abilere bakıyordum. Birisi böyle müesseseye zarar vermiş, ne yapmış, hatta o anda celalleniyorlar. İşte bu kapıya gelse, çok yalvarsa, ağlasa da sakın ha almayın onu içeriye. Sonra Enver abi onu affetti, iş verdi. Birisi dedi ki, birisi de diyor ki, efendim diyor, böyle böyle dediniz. Ona diyor ki, ya Allah-u Teala tövbe eden kulunu affediyor, ben kimim ki diyor. Enver abi Allah-u Teala ahlakıyla ahlak vermiş. Adam 80 sene, 90 sene Allah-u Teala'ya küfür ediyor, inkar ediyor. Bir iman ediyor, Cenab-ı Hak geçmişini silip atıyor. Geçmişini silip atıyor. Dolayısıyla nereden getirdin konuyu? Sen bu dersi kaynattın gibi geliyor ama neyse. Bir hayırlı cumalar dedik. Siz kaynattınız bugün. Birinci bölümde bitti galiba. Cenab-ı Hak hepimizin hakkında hayırlısını versin. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Hemen birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz dedi bizim tuvalet hela dedi. Yani oturunca dedi yönün kıbleye geliyor dedi. Yani yapacak bir şeyimiz de yok, ne yapalım falan. Mümkün mertebe biraz sağa biraz sola meyletmeli. Hadise yani yapacak bir şey söz konusu değil. Bazı yerlerde hakikaten o değişim mümkün değil. Ancak Müslüman bir mimar bunu yaparken helanın konumunu o ona göre planlar, ona göre çizer. O zaman olur. Yoksa ev yapılmış bitmiş falan nereden bulacaksın? Ve şimdi mesela mürtet olan veyahut da dinle alakası olmayan veyahut da dinsiz olan birisi onu hiç düşünür mü? Tam tersine belki de bilerek de yapar kıbleye gelsin diye. Efendim Kenzül Arş diye bir dua var mıdır? Efendim muteber kitaplarda, evet var böyle bir kitap ama muteber kitaplar bunu almamışlar. Ve şu için, şunun içinde okunun diye biz rastlamadık. Dolayısıyla biz muteber kitapların
nakletmiyoruz. Efendim tavsiye etmez misin? Etmiyoruz da. Efendim yanlış mı? Yanlış demiyoruz. Yanlış demiyoruz ama tavsiye de etmiyoruz. Bir de dinleyicimiz dedi ki, işte karınca yumurtası dedi, tüyleri giderirmiş falan. Şimdi Usta Bey, karınca yumurtası var mı? Var. Ben hep söylüyorum, ben köy çocuğum. Çünkü biz koyun keçi otlatmaya giderdik. Sığır otlatmaya giderdik. Baharla beraber daha sonbahara kadar hep dağda geçerdi ömrümüz. Dolaşırdık. Karıncaların yuvalarını da görürdük. Minnacık minnacık böyle beyaz beyaz yumurtalar olurdu onlar. Minnacık küçük küçük. İğne ucu gibi. İğne ucu gibi yumurtalar olurdu. Onları da görürdük. Efendim işte bu yumurtalar diyelim ki bir hastalık için tabibi müslimi hazık. Veya hazık mütehassıs demektir. Tabip değil, doktor değil de hazık mütehassıs bir Müslüman. Bir hastalık var. Bu rahatsızlığı mutlaka giderilmesi gerekiyor. Aksi halde onun nafakasının çalışması, nafakasını temin etmeye ve diğer şeylerine aynı şekilde mani oluyor. Yahut da vücutta anormal bir şekilde tüylenme var kadında ve erkekte. Mutlaka giderilmesi gerekiyor. Ve bu da tecrübe edilmiş. Tabii bir Müslüman hazık veya da hazık olan bir Müslüman bunu söylerse o zaman kullanılabilir. Yoksa öbür türlü caiz değil. Efendim işte süs olsun, zevk olsun. İyi süs olsun da yarın o karınca daha bağışı olmayacak mı sana? Dinen bildirilen bir zaruretle kullanırsan karıncanın itirazı yok. Dava da etmez. Ama sen zevkine yaparsan bunu. Mesela bu sosyete takımı neydi o bir denizden çıkartılan bir hayvanı diri diri tavaya koyuyorlarmış. İstakoz. Diri diri cızır cızır şey yapıyor falan. Neymiş şehveti arttırmış bilmem ne yaparmış falan fiş mekanında. Yani nefsinin isteklerini. Merak etme, o ıstakozu sen aynı şekilde öldürmeden o tavaya koyduğun gibi seni de korlar tavaya. Hiç merak etme, Allah da acele etmez, bunun hesabını da sorar. Gelelim efendim diğer dinleyicimizin sualine. Dedi, siz istiğfar ve la havle demiştiniz ama dedi kafamın içindeki dedi, o konuşmalar dedi bitmedi, bitmez. Çünkü sinirsel bir rahatsızlık. Niye? Sinirsel bir rahatsızlık. Bizim hanımda bir rahatsızlık olmuş da bir profesöre gitmiş. Yaşlı bir adamcağızdı. Yani daha önce de anlattım. Çünkü adamın söylediği bir söz var. O hoşuma gitmişti. Dedi gelmeden önce bir MR çekti. Adam baktı MR'a. İyi dedi. Bir şey yok. Hatta hanım dedi ki ya dedi ben dedi iftira mı ediyorum kendime? Yo dedi sen hastasın. Sen hastasın dedi. Tecrübeli birisiymiş. Biz dedi bugün dedi bu makinalarla dedi ana damarları görebiliyoruz. Hani bizim yani bir şey yok dediğimiz ana damarlarda bir şey yok. Ha, dedi vücutta dedi kapiller değildir o kadar çok şey var ki. Bu sinirlerden birisi devre dışı. Onu göremiyoruz. Dışarıdan talimat da veremiyoruz. Şişt hemşerim kalk yerine geç çalış diyemiyoruz. Böyle bir gücümüz de yok. Bunu da yapamıyoruz. Ancak hani bildiğimiz yapmış olduğumuz yapılan tecrübeler neticesinde işte şu madde işte ondan ilaç yapılıyor. Bu madde gider şey yaparsa o siniri tembih eder. O devreye girer. Çalışır. Biz sebeplere yapışıyoruz. Hoşuma gitmişti adamcağız. Hoşuma gitmişti. Doğrusu bu. Doğrusu bu. Ya sen hastasın dedi ama ben dedi göremiyorum ki onu. Biz göremiyoruz onu dedi. Ve talimat da veremiyoruz. Mesela Cevat babuna da demişti aynı şeyi. Dedim kansere niye aynı şekilde müdahale edemiyorsunuz, aciz kalıyor. Ya dedi kanseri dedi vücudun kendi ürettiği hücreler yapıyor dedi. Ve dolayısıyla dışarıdan dedi mesela onu dedi vücut dedi şey kabul etmiyor. Düşman kabul etmiyor dedi kendi ürettiği için. Savunmaya geçmiyor. Ve savunmaya geçmiyor. Düşman kabul etmediği için biz dedi talimat veremiyoruz. Bak hemşerim bu düşman senden üretti ama sen ürettin kendin ürettin ama bu düşman talimatını veremiyoruz dedi. Eğer onu bir düşman olarak bir tanımlasa dedi vücudun ürettiği öyle enteresan ilaçlar var ki anında yok eder dedi. Onu da yapamıyoruz dedi. Aciz kalıyorsun. Dolayısıyla sinirsel rahatsızlıklarda günübirlik olmaz. Halkla kullanım yok. Efendim benim işte iki gün istiğfar la havle devam. Hayır. Her gün devam edeceksin. Mesela şeyde saatte bir diye kitabında da var. Dün baktım bir televizyonda da gösteriyordu. Oğludu Melisa diye geçiyor. Latincesi Melisa. Birçok şeylere faydası var.
Ya bunu evde eksik etmeyeceksin arkadaşım. Hatta bunun ekstrası da var. İnternetten girersin ekstrasını. 2 ay falan kullanmak lazım bu ürünü. En az. En az. Zaten bir deniyor ki sinirleri de kuvvetlendirir bu. Orada şey gibi, ağrı kesici gibi zannediyorlar. Aldım 2 gün bir faydasını görmedim. Vallahi hiçbir faydasını görmesin arkadaşım. Hiç faydası. En az 3 ay diyorlar mesela. Ha, üç ay. Sinirsel ilaçları için. İlaçları için. Hatta 6 ay kullanırsan daha iyi olur diyorlar. Ve dolayısıyla bunlara devam edeceksin. Ve şeyde la havle-i besmeleyle, yani öyle 2 günde değil, 1 hafta değil. Yani 2 ay, 3 ay devam edeceksin. İstiğfara devam edeceksin. Hatta kitapta bir ifade var. Ta ki iyi olana kadar. Yani neticeye ulaşana kadar devam edeceksin. Ben söylüyorum. Neyi? İstiğfarı. Ne zaman söylüyorsun? Estağfurullah Mustafa Bey diyor. Bir faydası olmaz ya. Buradan da anlaşılıyor ki insanoğlu hasta olmasa demek ki istifa misfa söylemiş. Söylemeyecek tabii. Saydığına göre. Tabii. Şu kadar söyledim, bu kadar söyledim diye. Hasta olmasan da söyle. Her zaman söyleyecek onu. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki dert, bela, hastalık gelmeden önce çok aynı şekilde istiğfar okuyun, dua edin. Ki hasta olduğunuz zaman yaptığınız dualar hemen acilen kabul olsun. İcabet edilsin. Sen hiç hatırlamıyorsun. Sonra da işte Mustafa Bey, Osman Bey, ben ne yapacağım ben şimdi? Bize şey derlerdi babaannem, önünü kör yapacaksın. Ne demekse o önünün körü. Bir dua ediverin. Ha, dua ediverin. Öyle olmaz o. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki biz dua ediyoruz ama hastanın kendisini yalvarması lazım. Bir kere yelkenleri bindireceksin. Ben ne halt ettim. Rabbime karşı aynı şekilde bir zulüm yok. Yani istiğfar edeceksin. Günahlarını yapacaksın. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapacaksın. Ondan sonra da o istiğfar neticesini Cenab-ı Hak direkt şifa gönderebilir. Veya şifa için lazım olan şeyler önüne çıkar. Sebepleri yaratır Allah. Buna devam edecek ve mesela iyi psikiyatrisi gittim ben. Bir tanesine sabit kalma. Mesela genellikle mesela tecrübeli ve yaşlı olanlar çok hasta görmüşlerdir. Mesela onlar da tercih etmeli. Bir tanesinde de kalmamalı. Birkaç tanesine gitmeli. Yine böyle neşeli pozitif insanlarla görüşmek. Evet. O da çok faydalı. İnşallah Teala. Yani şu anda dinleyicilerimiz dinliyor. Onlardan dua edenler vardı. İnşallah Teala Cenab-ı Hak sıhhat afiyetleri şifa verir. Bir de dinleyicimiz kadınlar dedi umreye mahremsiz gidiyorlar dedi, işte ablalarım falan var. Sevap bekliyorlardı. Tam tersi, günah olmuş. Çünkü haram buyuruyor. Biz Kabe'ye gidiyoruz falan. Allah-u Teala'nın emirleri kesin net. Biz diyor oraya aynı şekilde sevap kazanmak için gidiyoruz. Ama yol mahremsiz gittiğin için haramdır, günahtır. Haramdır, günahtır. Sen bu emri dinlemiyorsun. Bu emri dinlemiyorsun. Dolayısıyla ortada şeylerin denk gelmeyecek. Ne gelirse buraya hava atarsın. Aa işte geçen hafta Kabe'deydik. Medine'ye gittik. Böyle böyle bir şey gördüm. Şöyle şöyle gördüm falan. Aa senin kaçıncı umre bu Mustafa Bey? Ben 19'u tamamladım. Sen maşallah bir şey daha 15. Tövbe yarabbim. Ondan sonra hepsi aynı şekilde gidiyor. Doğru mu? Yanlış. Doğru mu, yanlış? Yani, bir de turistik kafile oluyorsun artık giderken. Aynen. Turistik bir takım şeyleri yerine getirmek için uygun bir yer değil. Yani. Fotoğraf çektirmektir, şudur budur, işte ona buna dua ediyoruz. Oğlan kız oraya gitmişti Kabe'nin önünde. Evlilik oğlan diz çökmüş, kıza evlilik teklif ediyor. Onda fotoğrafını çekmiş, yayınlanıyor. Ana! İş çığırından çoktan çıkmış. Çıktan çıkmış. Merak etme, o Kabe'nin önünde evlilik teklif eder, sonra da hakimin önünde boşanırlar. O kadar yani. Ablam dedi, benden 12 yaş büyük dedi. 60 küsur yaşında şu anda. Ama dedi, kıskançlığı var dedi. Yani bize sıkıntı oluyor demek istedi. Ablam olmasına rağmen dedi, mesafe koysam olur mu? Elbette. Bu anne babada da olur, ablada da olur, abide de olur, akrabaların hepsine, amca, dayı, teyze, hala. Dinle alakası yok. Senin evine geldiği zaman, sen kimyanı bozuyorsa. Senin elindekilerde gözü varsa. Dolayısıyla mesafeli davranırsın. Her zaman berabersen o zaman da mudara edersin. Mudara da İslam'a alakadır.
evin içindesin mesela, o zaman da müdahale edersin. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın. Amin. Ahir ve akıbetimiz hayır eylesin. Son nefesinde iman selameti ihsan eylesin. Bu cuma günün hatırı ve hürmetine inşallah. Amin. Hocam birkaç dakikamız var, 2 dakikamız var. Bir dinleyicimiz galiba bizi yanlış anladı. Dün bir mesele vardı ya, hani önceki gün, özür diliyorum. Hakikasını kesen işte bir büyük hayvanın da bir hisse hakikasını kesse 6 hisseyi satabilir mi diye. Şöyle söylüyor, diyor ki kafam takıldı buraya. Normalde yani diyor, mesela kurban keserken bir kişinin niyeti kurban olmazsa, 7 kişi kesiyor diyelim, bir kişinin niyeti kurban olmazsa kurban olmaz deniyor o. Diğerlerinin kurbanında olmaz deniyor. O dediği yanlış değil, kitaplarda öyle yazıyor. Hepsinin kurban olması gerekir. Bu hakika kesiyor. Bu hakika kesiyor. Hakika kurban bayramında kesme şeyi yok. Adam mesela diyelim ki bir dana kesiyorum dedi. Dana kesiyorum falan dedi. Hisselerini de satıyorum dedi. Birisi adak, birisi aynı şekilde hakika niyetiyle girdi. Öbürleri de etti niyetiyle girdi. Kurban dışında olan bir hadise bu. Bizim naklettiğimiz. Ama kurban bayramında dinleyicimizin dediği yanlış değil. Kurban bayramında 7 hisseli hayvana 7 kişinin 7'sinde kurban olması mı lazım? Mesela birisi hakika niyet edemez mi? Kurban cinsi olması lazım. Hakikada kurban, adakta kurban, Allah rızası için kurban. Etnik olmayacak yani. Etnik olmayacak. Biz o gün hakikayı sormuştuk. Dinleyicimiz belki orayı kaçırdı. İkisi aynı şey değil. Değil. İkisi aynı şey değil. Yani dinleyicimize de teşekkür ederiz hassasiyetinden dolayı. Demek ki okumuş. Bu bilgiyle biliyor yani. Evet efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.